Değerli dostlarım, hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun ve keyifli olsun inşallah. Sabır makamında olabileceğimiz, huşu ile ağzımızdan çıkan her bir kelimenin sorumluluğunu taşıyabileceğimiz günlerimiz olsun. Bugün yine sizlerden gelen sorulara binaen dualarımızın kabul olup olmadığı, dualar kabul olur mu, dual kabul olursa nasıl anlarız gibi sorularınız çok fazla geliyor kabul olmayan bir dua yoktur değerli dostlar kabul olmayan bir dua yoktur bazı dualar e, mutlaka kabul olur ama zamandadır bazı dualar e, sizin ettiğiniz dua kabul olur ama sizin çok istediğiniz bir şeyle yer değişir siz bir konuyu Rabbime e, istemişinizdir. Fakat önünüzde bir şer vardır, bir musibet vardır. Yaradan o istediğinizin e, istediğinizi kabul ettiği halde onunla yer değiştirir. Ama biz insanoğlu olarak benciliz. İnsanoğlu olarak hesapçıyız, kitapçıyız. E, bu sebeple her istediğimizi hemen görmek istiyoruz. Bunun için işte Rabbimize teslim olmak çok önemli. Ettiğiniz her dua mutlaka Rabbim tarafından kabul edilir. Ama sizin için en güzel hali nasılsa öyle kabul edilir. Ve bunu sorgulamak dahi e, bilmeden, bilmeden e, kapalı şirkeye girer. Ve biz e, şirkeye girdiğimizde zaten e, dua etme yeteneğimiz alınmaya başlar. Çünkü bir insanın e, dua etmesi kendinle ilgili değildir. Rabbimin o kişinin kalbine, diline, aklına koyması gerekir. Bir insanın ibadet etmesi de o kişiyle ilgili değildir. Rabbim onu o yolda davet eder. E biz e, Allah'a bilmeden yaptığımız sorgulamalar bizim ibadetimizde, duamızda, tövbemizde, bakış açımızda e, bir mertebe düşüşüne sebep olur. Bu sebeple ettiğiniz her dua, istediğiniz her şey kabul olur. Yeter ki bunu sorgulamayın ve en güzel zamanda, en hayırlı zamanda olacaktır. İstemeye bu yüzden devam etmeliyiz. Çünkü o belki başka güzel bir şeyle yer değiştirmiştir. Belki sıkıntılı bir şeyle yer değiştirmiştir. Bir insanın umududur istemek. Bir insanın umududur geleceğe bağlanmak. Bu yüzden bugün bu sohbeti kısadan ise ama anlamlı olan konuyu sizlere sunmak istedim. Bir insan her şeyi kendinde bildiği için namaz kılmayı, sadaka vermeyi, zekat vermeyi dua etmeyi, işte bir tarafa iyi davranmayı Rabbim içinize koymadan dua edemezsiniz Rabbim içinize koymadan birine yardım edemezsiniz bunun içinize konulması için de Allah'ın yarattığı canlı ve cansız varlıkları e, hürmetle, sevgiyle şefkatle e, bakmayı öğrenmeliyiz bu yüzden ilim farzdır bu yüzden Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda anlarız, davranışımız değişir. O davranışın karşılığında Rabbim bizim mertebemizi yükseltir. O mertebe yükseltilişine göre kalbimizin içerisine ibadet konulur, dua konulur, tövbe konulur, yardım konulur. Halk arasındaki duruşumuz konulur, konulur, konulur. Ee, yani ben namaz kılamıyorum, sen kılamazsın, yaradan koyar, davet edilmen gerekir. Ee, ben dua edemiyorum, sen edemezsin, hak etmen gerekir. Senin programın içine konulması gerekir. Efendim güzel bir gününüz olsun, keyifli olsun, hürmetlerimle.